Diyanet İşleri midye, karides, ıstakoz gibi deniz ürünlerinin helal olmadığı yönünde fetva verdi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ne düşünelim biz bunların? Helal değil miymiş? Bu yönde fetva verdi Diyanet İşleri, internet sitesinden duyurdu. Bence helaldir yakalanım. Çalmadığın her şey helaldir. Çalmıyorsan, kimseye kandırmıyorsan helaldir. Hani emeğinle kazanıyorsan, tutuyorsan, yakalıyorsan bence helaldir. Bence haramdır ya. Denizde çalıyorsan helal olması gerekiyor. Bunları bile bilemem. Neden böyle bir açıklama yapıldı? Ya bilmiyorum. Bilemem. O yönde talimat vermiş o yüzden. Siz midye tüketiyor musunuz peki? Midye? Bu zaman halal, denizde çıkan şeyler ürüne halaldır yani bence. Ben öyle bilmiyorum. Peki balık niye halaldır, niye midye haramdır? He? Yoksa bir yandaşlara mı falan verecekler diye haram yapıyorlar. Gelmiş başımıza, yok şu geldi, yok bu geldi, yok midye yemeyin, yok balık yemeyin. Peki kardeşim bu millet ne yesin? Yani balık, zaten balığın fiyatı olmuş 20-25 lira. Millet haftada bir bulup ucuz yiyor, onu da yemeyin. Ne yapalım? Etmeyelim her zaman. Yarın öbürsün kalkıp diyecek ki inek getir de bu sefer yok diyecekler. Yok koyun et de yemeyin diyecekler. Diyanet gerçekten artık kalkıp da başka bir tarafa gitsin. Artık millete kalkıp Müslümanları Müslüman üzerine vurmaya çalışmasına gerçekten. Peki midye tüketiyor musunuz? Tüketmeye devam edecek misiniz siz? Tabii ki. Emin olun ki şu anda biraderim orada zaten her gün midye veriyor. Her akşam da 150 tane midye rahat bir şekilde gömüyorum ben. Buna görmek isteyen kişiler kalkıp Sefa Köy'e gelip rahat bir şekilde görebilirler yani. Hiçbir zaman kalkıp da Diyanet midye böyle olacak için bırakmaz yani. Kalkıp da başka bir şey söylesinler. Diyanet İşleri midye, karides, ıstakoz gibi deniz ürünlerinin helal olmadığına yönelik fetva verdi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili siz? Diyanet İşleri verdi. Diyanet İşleri verdiyse doğrudur. Midye sizce haram mı? Midye yiyen haram işlemiş mi olur peki? Yemedim ki bilmiyorum. Yemedim hiç. Dinimizce uygun değildir diye düşünüyorum. Neden uygun değil peki sizce? Türkiye midyeyi çok seviyor biliyorsunuz. Herkes de tüketiyor. Sizce haram mı? Tüketenler haram işlemiş mi oluyor? Öyle diye biliyorum. Yanlış düşünüyorum kardeşim. Çünkü ben çok severim. O yüzden yanlış düşünüyorum. Dini bilgim yok ama. Peki siz tüketiyorsunuz. Tüketmeye devam edecek misiniz? Edeceğim. Peki niye sizce böyle bir açıklama yapıldı efendim Diyanet İşleri'nden? Ne bileyim, asıl lazım olan şeylere açıklama yapmıyorlar. Böyle gerekli gereksiz şeylere fetva veriyorlar. Diyanet İşleri midye, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin helal olmadığına yönelik fetva verdi. Ne düşünüyorsunuz evet. Siz bununla ilgili? Yani şu zamana kadar helaldi. Bugünden sonra mı hani haram kılınmaya başladı? Ben onu çok merak ediyorum. Onun dışında yani haram artık güzel şeyler veriyor. Yani namusuyla para kazanan kimse kalmadı. Aynı şekilde buna da devam edeceğiz. Nasıl para kazanıyorsak aynı şekilde yemeye de devam edeceğiz. Yanlış bir fetva olduğunu düşünüyorum. Bunlar deniz mahsulleri, tükettiğimiz bir şey. Yıllardır tüketiyoruz. Yani bunlarla uğraşacaklarına haram yemekle uğraşsınlar. Günah olan haram yemektir. Diyanet İşleri midye, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin helal olmadığına yönelik fetva verdi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Düşünmüyorum. Sizce haram mı peki midye? Değil, kesinlikle değil. Bu zamana kadar bunlar üretilip halk tarafından yenildiyse bugün de bazı menfaatlere karşılık onu yasak, haram olduğunu iletiyorlar. Bu kadar. Siz tüketiyor musunuz peki? Tabii ki seviyorum yani. Bizim Türk toplumunun genel kültürü bu. Bence öyle yani. Siz de tüketirsiniz.